Daha demin bir yazı okudum ve hiç podcast kayıt isim yokken bunu paylaşmayı gerek duydum. Saat 3:51. Gecenin bu saati çok aşırı derecede uykuluyum. Uyumam gerekiyor ancak bunu da bir podcast olarak kaydedeyim dedim. Benim çok ilgimi çeken bir yazıydı. Söyleyeyim size yazıyı. Hepimizin yaşadığı ama unuttuğu bir bilgi. Dünyanın neresinde olursa olsun bir bebek yürümeyi öğrenene dek ortalama 200 kez düşer. Başarı üzerine çok fazla kitap okudum. Film izledim. Eğitimlere katıldım vesaire vesaire denedim falan filan motivasyon bir şeyler kendim yapmaya çalıştım. Ancak bu cümle gerçekten çok etkiliydi. Ya bebek ben yapamıyorum deyip vazgeçseydi. Bu cümleyi okuduğum zaman şu dönemler hayatın en durgun dönemleri böyle biraz hiçbir şey yapmamak istemediğimiz zamanlar olur ya aynı o zamanlar. Yani ancak tam böyle pes etmek üzerindeyken ancak pes etme değil daha çok ertelemedi gibi bir şeyken değişik bir şey duyguların içindeyken durum diyeyim bu duygu olmaz. Bunu gördüm yani. O kadar garip ki bilmiyorum artık enerjiden midir nedir falan böyle. Biz düştüğümüz anda bir el bize uzanıp bizi kaldırıyor sanki. Öyle bir şey var. Sürekli dipte yaşamıyoruz. Sürekli iniş çıkışlar var hayatımızda. Çok beklemediğimiz yer. Kelebek etkisi oldu. Şimdi bebek konusuna değinelim. Yani bebek 200 kez düşebiliyor. Hangimiz bir işi karar verdiğinde 200 kez başarılı olacak sabra sahibiz? Herhalde yürümeyi öğrenmek dışında 200 kez hiçbir şey denemedik değil mi? Hiçbirimiz. Ancak şöyle bir durum var. Bebek yürümeyi öğrenirken onun çevresindekiler bebeğe sürekli destek olur. Bebek düştüğü zaman onu yerden kaldırır. Bebek düştüğü zaman onu tekrardan yerden kaldırır. Çünkü kendisinin bunu yapabildiğini gördü o bebeğin. Kendisi yürüyebiliyor. Bebeğin de bunu yapabileceğine inanır. 200 kez düşse de, 400 kez düşse de, 1000 kez düşse de onu tekrar kaldırır. Çünkü yürüyebileceğini biliyor herhangi bir engeli yoksa. Ancak bizlere böyle düştüğümüzde kaldıran birini görmedim herhalde ben. Hanginiz 200 kez düştüğünde kaldıran biri oldu yürümek dışında? Veya illa başkasını aramaya gerek yok suçu. Hangimiz kaldırıldığımız zaman bile tekrar düştüğümüzde kendimiz kalkmayı denedik? İşte sıkıntı burada. Bu cümle gerçekten yani tek cümleyle bile hani kafanızın içinde dönen şeyleri böyle değiştirebilirsiniz. Yani bana etkili olduysa da etkili olacağını düşünüyorum. Sonuçta bebek düştüğü zaman başarısızlık hissinin yanına ki bebek kapılarını bilmiyorum bebekten hatırlayan varsa söylesin. Fiziksel acı da veriyor. Size 20 kere poponuzun üstünüze düşün desem herhalde 5. de 6. da bırakırsınız. Ağrır. Bizler büyüdükçe daha en başından beri çok iyi bildiğimiz başarılarını sırlarını unutmuş oluruz. Ondan sonra bunları tekrar öğrenmek için debelenip dururuz. Dünyadaki milyonlarca insan asla öğrenemeden ölür gider. Kapasitesinin çok çok altında işler yapmış olur. Veya hobiler yapmış olur. Dedik ya ebeveyn kaldırıyor 200 kez. Çünkü kendisi onu yaptı değil mi? Ama diğer kararlarda ise sizin gittiğiniz yol bir önceki kuşaktan farklı olma ihtimali çok yüksek. Kendilerini o alanda tecrübeli olmadığı için başarısızlık da sonuçlanacak. Galiba olmayacak. Bırak istersen gibi şüpheyle yaklaşırlar. Karar verdikten sonra çevreye kulak asmadan 200 kez yılmadan ve aynı azimle denersek sonuca kendimiz bile şaşırıp büyük bir keşif yaşamış oluruz. Belki de bir şeyden vazgeçmeden önce sormak gerek. 200 kez denedin. Teşekkürler.